Vatandaşlar, bugün kudretli hünkârımız, İslam halifemiz Sultan 2. Mahmud Han Hazretlerinin tahta çıkışının 35. yıl dönümü. Aldığı bu güçsüz, yıkıma uğramış ve zavallı hale gelmiş imparatorluğu kudretli, kuvvetli ve muktedir kılan hünkârımıza şükranlarımızı sunarız. Sanayide, orduda, eğitimde ve dahası tüm Osmanlı mülkünde devrimlerini tamamlayan Sultan Mahmud Hazretleri gözünü tekrar Osmanlı'nın devleti ebed mühtedin kaybettiği topraklara çevirdi. Yabancı gazetecilere demeç veren Sultan Mahmud Han gözünü Arap Yarımadası'na çevirdiğini ve babasının, dedesinin seneler evvel Bedevilere kaybettiği toprakları geri alacağını müjdeledi. Sultan Mahmud Han, El Muzaffer daima. Evet, şimdi imparatorluğumuzu buraya Arabistan tarafına doğru genişletmemiz lazım. Bu bir zorunluluk. Çünkü İngilizler, Fransızlar yakında buraya zıplamaya başlayacaklar. Benim bu tarafta ilerlemem lazım. Ben bu tarafta ilerlerken şöyle bir şey de yaşanabilir. Mısır bunları korumaya alabilir ve Mısır bunları korumaya aldığı zaman ben de Mısır'ın kafasına basabilirim. Bu arada maaşları biraz azaltacağız. Vergiler zorluyor bizi zira. Şuradan bir çay vergisi daha koydum. Artı 22'deyiz şu anda. Bütçeye geldiğimiz zaman öncelikle hükümetimize bakalım. Sünni ulemayı arka çıkmayı bırakacağız. Sanayicileri arka çıkmayı bırakacağız. Yerel yöneticileri baskılamayı bırakacağız. Silahlı kuvvetler de hakeza öyle. Böylelikle 850-896'lık bir otorite artışımız oldu. Gel buraya, bu otoriteyle ben var ya öyle bir vergi alırım ki, oy, öyle bir vergi alırım ki. Tütünü de kaldır hadi bakayım. Tağıl vergisi. Varan 1. Kıyafet 2. Tamamdır. Hatta oo, çok azalıyor o zaman da. O zaman hiç yani. Tütün de alalım. Tamamdır. İnşaatlar devam ediyor değil mi bu sırada? İnşaat gideri var. Okey. Güzel. Çok iyi. Harika. Muhteşem. Evet. Ham madde kıtlıkları. Lokomotif. Abi lokomotif kullandığımıza dair bir MR yok bizim aslında. Bunu kaldır. Suriye-Lübnan Transürdün kargaşa içinde diyor. Vilayetlerimizde kargaşalar artacak yakın dönemlerde. Nereden biliyorum diye sormayın. Yani bunu engellemek için radikalliği azaltmamız gerekiyor bizim. Radikalliği de vergiyi azaltarak azaltabiliriz. Vergiyi azaltarak azaltmak. Muhteşem. Muhteşem, mükemmel. Şimdi kentleşen Osmanlı İmparatoru liberalizme giden yol. Çiftliklerden fabrikalara, paranoya köle sahiplerine bilmiyorum, onu almayacağım. Hemen Cebel Şamar'a savaşmak için hazırlıklara başladım. Hemen bir save'imizi de alalım. Aa, şu save'lere isim verelim ya. Devleti ebed müddet. Kardeşim niye radikalleşiyorsunuz? Ya neden radikalleşiyorsunuz? Suriye kargaşa içinde. Sanırım radikalleşmeyi azaltmak için kanunlardan, ulusal üstüncülükten ziyade çok kültürlülüğe geçmemiz gerekiyor. Nitekim, I don't know. Yani. Bir ara yaparız. Yol bakımı. Acil durum yardımı. Aa. Böyle şeyler var mı?
Göç kampanyası, askeri kayıt çalışmaları. Eğitim oranı falan arttırıyor. İnanılmaz. Ben bunları ilk defa görüyorum. Milli değerleri tanıt. Asimilasyon, din değiştirme. 75 otorite diyor. Al senin olsun ya. Milli değerleri tanıtın kafi yani. Bana. %100 asimilasyon, %100 din değiştirme. İnanılmaz bu arada. Yani bunu öğrenmem inanılmaz oldu. Göç kampanyası. İmalat sanayisini teşvik et. Sizin de benimle beraber öğreniyorsunuz işte mis gibi. Daha ne olsun? Eşitçilik artmış. Harika. Evet, savaşa girdik sadece Mısır'la galiba. Evet. Hicaz olsaydı çok iyi olurdu. Nitekim olmadı. Ne yapalım? Sağlık olsun. Profesyonel orduya geçtik. Derhal şuradan hemen. Ulusal üstüncülükten ırksal tecrit. Irksal tecritin bana açıklamasını yapabilirseniz çok iyi olacak arkadaşlar. Sanırım çok kültürlüğe geçmek için kölelik yasağı kanunu çıkarmamız gerekiyor. Köle ticaretine gelip kölelik yasağını çıkarırsak da yerel yöneticiler karşı çıkıyormuş, radikalleşiyorlarmış. Eksi 32. Wow, çok azalıyor. İhtilal yapabilirler o zaman. Olsun, yine bir şurada dursun köylük yasağı. Suriye kargaşa içinde verimsiz ticaret yolları. Çok iyi, harika. Bastır. Bastırmam. Bastırmam. Güzel. Yürü abi. Bak, burada yakalamışsın. 10'a 0. Yürü. Gir Kahire'ye. Boşnak göç, çok sayıda Boşnak Kakenya ve komşu vilayetleri göç etmeye başladı. Kakenya neresi? Güney Sırbistan, Bosna, Osmanlı Karadağ, Arnavutluk, Skopje. Anlıyorum hocam. Bu kargaşalardan kurtulmamız gerekiyor bizim yani. Nüfus bilgi. Kargaşa 25.9. Biz halkımıza bakarız kardeş. Biz diğerleri gibi değiliz. Anladın? Biz diğerleri gibi değiliz kardeş. Biz halkımıza bakarız. Oha, burada boşta adam duruyor. İlerlesene oğlum. Mükemmel. Böylelikle Girit'i almış olacağız. Aa bak, çıkarmayı hemen yapayım. Donanma silahsı. Girit. Abdülkerim Nadir Paşa, hadi bakalım. Bakın, izleyin şimdi. Anadolu karargah konumuna gidiyor. 35 gün sonra çıkacak oraya. Bravo. Çık çık çık. Bravo. Çık çık çık. Hadi Nadir Paşam. 10 gün 9. Güzel. Cebel Şamar teslim oldu. Buradaki orduları bu tarafa kaydıralım. Bakayım Girit'e çıkabilecek mi? Merak ediyorum. Evet. Şu an çıkıyor. Çıktı. Uhu. Çıkarma da biliyor ya. Böyle bir adamım ben yani. Nadir Paşa kaç yaşına geldi? 48. Nefret uyandırıyormuş ama. Neden? En iyi de generalim aslında yani. Zalim haydut kaşif. Haydut mu? Harika. Harika oldu bu. Girit'i de almış olduk böylelikle. Hicaz'ı da serbest bıraktı. Hicaz'ı hemen vilayeti fethet diye savaş ilan etsem İngiltere gelir mi? Bilmiyorum. Vilayet fethet. Britanya'nın bu savaşa katılmasını istemiyoruz. Necit. Güzel. Bir Necit savaşı bizi bağlar paklar gibi gözüküyor. Bunun dışında yakın olduğumuz İtalya ile eğer diplomatik bazı ticaret anlaşması, para desteğine başla. İttifak kurdurtmuyor.
Bedelden dolayı mı kurdurtmuyor? Yok, kabul etmiyor. Temel isteksizlik. Okey, tamam, sıkıntı yok. Okey kardeş, biz seni anladık. Biz senin nasıl bir adam olduğunu çözdük. İngiltere bu savaşa girmezse şahane olur. Hop save. Evet, Mısır girdi. Mısır girdi. Mısır. Mısırmış. 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 Mısır çok büyük hata yaptı yani. Bir daha savaş tazminatı alacağım kendisinden. Güzel, çok iyi. Mısır girdiyse İngiltere girmeyebilir. Bu iyi bir şey. Mısır Savaşı'nda ilk defa çıkarma kullanabilirim. Onu da hemen söyleyeyim. Şu ordulardan birini derhal seferber edip cephe ilerlemesi necid. Getir buraya. Buraları zaten tutacağız, bu artık bir soru bile değil bizim için. Bizim için. Evlalı konuşmak. Türkçe motherfucker. Türkçe. Hadi. İngilizler zaten İyon adalarıyla falan uğraşıyorlar şu anda. Bize dokunacak mecelleri yok diyeceğim. Birdenbire tak 300k orduyu Kıbrıs'a çıkaracaklar. Ben diyeceğim ki abi saygılar, buyurun. Al evladım. Al evladım. Çok iyi oldu, harika. Yani bakalım. İyon adaları tarafına Avusturya girerse şayet, ben de onun peşinden girerim diyeceğim de nasıl gireceğim ki yani. Öyle bir... Yok öyle bir dünya yani. Aha, teslim etti. Korkak. 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 Korkaksın sen. Sen korkaksın. Hahahahahahah. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Burada inşaatları bir süre durduracağım çünkü ekonomi. Ekonomi motherfucker. Çünkü ekonomi. Umman ve Hicaz'la savaşa gireceğiz. İkisini de nom 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 yapıp hahahah Arabistan üzerindeki claimlerimizi tamamıyla. Eflak bağış diyor. Aa, Eflak'tan alalım. Sırplarla aramız bayağıdır yok yani. Kim girmiş? Kasımi Devleti. Kasım Süleyman. Öyle bir Twitter hesabı var biliyor musun? İnanılmaz komik ya. İnanılmaz komik ya. Allah'ım, benim bir arkadaşım, kardeşim oraya takılıyor. Kasım Süleyman Twitter medresesi diye, ben de orada gördüm. İnanılmaz komik ya. Vallahi inanın. Daldım. Savaş sebebi ilan etmeyi unuttum. Dalıp. Böyle dalgınlıkların hastasıyız ya. Vilayet fethet. Hicaz Yemen. Vilayet fethet. Kasımi Devleti vilayeti. Vilayet fethet Umman. Vilayet de fethet Umman Ateşkes kıyısı. Savaş tazminatı. Güzel. Hadi bakalım. Ürkek mi? Ürkek mi? Erkek değilsiniz çünkü, ondan ürkeksinizdir belki. Artı devlet gideri olsun, sıkıntı yok. Devletimiz öder, devletimiz. Saadetli padişahımız. Devlet'i. Yusuf El Kasimi, Abdülkerim El Azma. Azma. Kötü espriler aklıma geliyor sürekli.
Umman'a muhtemelen çıkarma atarız. Bakalım ne yapacaklar ya. Aa, teslim ettiler. Wunderbar. Hicaz'ı da savaşmadan böylece almış olduk. Birleştire tıklıyoruz hemen. Birleşsin. 5 yıl diyor. Hiç önemli değil. Bahreyn. Ne haber? İyi misin? Nasılsın? Nasılsın? Hicaz. Senle vilayet fethettiği savaşa girebiliyor muyum? Girebiliyorum. Nitekim şöyle bir sıkıntı var. Burada da. Ne yapsam ya? Bu taraftan mı ilerlesem diye düşünüyorum. Borç üstlenme falan diyor. Belçika, Portekiz falan çok ekstrem artık yani. Abartmayın lan, o kadar da değil. O kadar da değil, yuh yani. Eksi 20'ler, eksi 40'lar mı? Ne diyorsun? Hiçbir yer kargaşa içinde değil kardeşim. Sakin olun. Ben lokomotife hala inanmıyorum da. Lokomotife inanmamak ne? Tövbesi de bu. Verimsiz ticaret yolları. Askeri mallar, düşük pazar erişimi, Makedonya. Makedonya. Büyük kıtlık diyor, ne bu? Hayat standartını yükselt. Vergi azaltabiliriz hayat standartını yükseltmek adına. Namına. Ama şu an ya, eksi kredideyim, o yüzden yapamam maalesef. Kusura bakmayın. Aziz ve muhterem vatandaşlarım. Sultanlığı Sayla Mahmut muyum ben? Bakayım. 70 yaşında. Sultan 2. Mahmut olarak. Cidden köylüye benziyor adamı. Cidden köylü gibi yapmışlar ya. Yorumlarda görünce fark ettim. Cidden yani. Adamı köylü gibi yapmışlar. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Bakalım hemen. Hükümet. Düt düt düt. Kathiri. Devam edelim ya, hiç duraklamak istemiyorum. Arabistan üzerindeki çünkü kontrolümüzü sağlamamız gerekiyor. Vilayet fethet. Save'i de çakalım. Bahreyn'le beraber savaşa kim girmiş hemen bakalım. Umman da girmiş, çok iyi. Aradaki buraya da savaş ilan edip ilerleyebilirdik nitekim. İşte benim beynim bu kadar çalışıyor. Evet. Endişeli diyor. Kardeş, endişen varsa girmeyeceksin. Vilayet fethet. Hepsini ver bana. Ver bana hepsini. Ver, 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 ver. Ha, İngiliz savaştığından çıktı. Şimdi gelip bana musallat olur, Allah bilir. Rule Britannia. Britannia rules the waves. Köleler daha %20 radikal olur. Radikalizm istemiyoruz. We do not want radicalism here. We hate radicalism. Hedef kararsız, hedef endişeli. Kararsız ol. Savaşalım. Lütfen. Yine teslimiyet bayrağını çekmeyin. Lütfen, gözünüzü seveyim ya. Hadi oğlum bir savaşın be. Savaşacaklar. Vallahi savaşacaklar.
Çıkarma. Çık çık çık. Çıkartma. Çık çık çık. Çıkartma. Çık çık çık. Osman Çiğçi gönder. Harika. Let's go, hadi. 13 gün, 12 gün, 11 gün. Hadi abicim, hadi. Harika, mekanik aletler. Sonra demir yollarını açmaya başlayacağız yavaştan. Döşetti Hicaz'a demir yolları. Kuruldu Altari'ye alayları. Serdar Hakan, Altar Hamit Han. Reisi Cihan, Altar Hamit Han. Serdar'ı Hakan, Altar Hamit Han. Ne oldu bizim çıkarma işi dayıoğlu? Ne yaptın? 96. Şu ummana çıkın da bitirelim hadi. Yoksa uğraştıracak. Frengi mi? Ay Allah korusun. Hadi demir yolu yapıştır. Nerede düşmanla savaşıyorsunuz siz? Burada. Tamam. Dövdünüz bile. Hadi koş. Oğlum niye bir birim adam çıkarıyorsunuz ya? 90 kişi gönderiyorum ya. Ekmek ve kan mı? Yardım edeceğiz. Bu mektubu yakınız. Güzel. Bir çıkarma daha deneyeceğiz kardeş. Şuraya. Ummanlaristan diyor bak. Oha buraları alabiliyor muyum? Wow. Umman'ın kaç adamı var ki? Bunları bir göremeyi bilmiyorum ki daha. Neyse önemli değil. Çıkarmayı atıyoruz kardeşim. Donanma. Umman'a bas. Abdülkerim Nadir Paşa'yı gönderiyorum bu sefer. Daha bilge bir zat kendileri. Osmanlı ateşkes kıyısı kardeşi için. Suriye kardeşi. Kardeşim önemli değil kargaşa falan, birleştiririz biz. Üniter bir devletiz. Ne sandınız? Sülfür niye eksiğimiz var bizim? Sülfürle ne yapıyoruz ya biz? Bu Osmanlı çok gelişti ya. Cumhuriyette bile sülfür kullanmıyorlardı ilk 30-40 sene ya. Sülfür ne ya? Seçim diyor. Aha. Muhafazakar Parti'ye bak. Vatanperver Parti'ye bak, sıfırdan zıplamış. %71'lere. Yuh. Büyük Britanya Necit'e savaş ilan edecekmiş. Yahu dayı bak. Asabım bozma benim ya. Şurada bir parça toprağı alıp benim tüm sinir sistemi ama alt üst mü edeceksin ya? Ben biliyorum bu herifin yapacağını. O yüzden paldır küldür daldım. Eşşoğlu eşek seni. Vallahi yemin gırtlaklamak istiyorum seni ya. Victoria var değil mi hala başınızdasın ya? Kaltak. Kaltak buraları da almış zaten. Kaltak. Terk et kardeşim Arabistan'ı. Onlar benim tevam. Yürüyünüz gidiniz. Sayın Victoria, bakın. Ben bir esnafım. Sayın kraliçem bakın. Ben bir sultanım. Umman'la yeni savaşa gireceğiz. Okey. Ne yapalım yani, girelim. 3 dakika sürecek zaten bizim burayı almamız. Bu arası Wasteland olduğu için buraya geçemiyorum. Harika. Bir kere hayırlı bir haber ver be.
Donanma istilası. Umman. Abdülkerim Nadir Paşa. Savaş sebebini eklemedim zaten Umman'a. O yüzden direkt Beyaz Barış'ta atarız yani. Sıkıntı değil. Oradan sonra hemen Katiri'ye saldıracağız. Bu Necit falan Britanya, evet Britanya'ya oralarla uğraşırken buraları da yiyip kudretlenmeye devam etmek gibi niyetlerimiz mevcut. Katiri kat kat katiri kat kat katiri kat 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 katiri kat kat. Yok dayak etkili. Ah Allah'ım. Gayet iyi, muhteşem. Vilayeti fethet. Katiri. Ne oluyor? Ha okey. Umman da geldi. Gelsin. 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 Ne diyeyim yani. Geliyor her sefer. Her gün savaşıyorum adamla zaten. Adamı her gün çıkartma atıyorum. Her gün yeniliyorum çıkartmada. Bu ne ister beğen? Abi kırsal kesim, abi çiftçilerle cidden sanayici adamlar, fabrikatörler kavga mı ediyorlar ya divanda? Aha savaşa girecekler. Girdiler. To war! Allah 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 Allah. Bu sefer çıkartma işe yarar işte bak. Sefer ver. Niye sefer ver? Ayf. Umman. Abdülkerim Nadir Paşa. Yürü. Adam sırp mırp ama savaşıyor be. Hırvatlar Batı Avustralya'ya gidiyorlarmış. Güzel. Gidin abi. Sevmiyorsanız Osmanlı İmparatorluğu'nu gidin yani. Ben size kal diyemem. Ne oldu lan, bir an oyun çöktü zannettim. Ne endişesi. Savunmasız cephe. Neresi savunmasız kardeşim? Arnavutluk Umman cephesi. Burada var ya ordu. Ordum nerede? Neyse çıkarma tam zamanında geldi ki. Harika, harika, muhteşem, mükemmel, mükemmel, mükemmel. Mükemmel, bastırın. Bastırın. Vur. Vur. Vur, vur, inlesin, vur, vur, inlesin, vur, vur. Harika, evet. Teslim olun. Ama teslim olmalarından önce tabii ki de şuradaki irili ufaklı birkaç tane adacığı da almamı isteyecek benden. Tanıyorum çünkü ben bu elemanı artık. Abdülkerim Nadir Paşa'yı gönderelim. Harika. Bir ara İngiliz'le savaşıp buraları da alacağım ya.
Yani hak ediyor İngiliz, başına gelecek her şeyi hak ediyor. İran karargahı. Aldık mı burayı? Almışız, çok iyi. Haberim bile yok yani. Teslim olmuyor ha, çok ilginç yani. Vatanının içinden geçtim, hala teslim olmamak gibi niyeti var. Saçma sapan. Bu arada böylelikle Hürmüz Boğazı'nda kontrol altına almış olacağız. Which is something. Radikalizm zıplamakta. Radikalizm zıplıyor. Hadi teslim et şuraları, hadi. Seni mi bekleyeceğiz? İşimiz gücümüz var, koskoca imparatorluk. Ya sen ne illet bir herifsin ya. Teslim olsana lan. Demir yollar açıldı. Wow. Bakalım. Taşra kalkınma. Demir yolu nereden inşa edebiliyoruz? Demir yolu kendisi mi inşa alıyor ya da? Böyle bir şey olabilir belki. Taşra. Kalkınma. Harika. Evet, demir yolu nasıl inşa ediliyor beyefendi? Çelik vagonlar. 8 yıl çok. Su borulu kazandan devam edelim. 8 yıl çok çünkü. Kardeşim hadi teslim ol. Hah, teşekkürler. Thank you. Buraları zaten birleştiriyorduk. Harika. Evet. Devlet-i ebed müddet bayağı genişledi, bayağı kudretlendi Arabistan tarafında. Yakında petrol çıkartıp buralardan zengin olacağız. Çok kültürlülük bakalım geçecek mi? Şayet geçerse radikalizm konusunda büyük yıpranmalardan kurtulacağız. Zira radikalizm bize sıkıntı çıkaracak boyuta geliyor. Evet, çıkmadı. Açlık yardımı yapacağız. Bürokrasi biraz nanay oldu. Sultan siyasi düzeye daha iyi oldu. Sultan ne derse o. Çıkar grubu ona yazılıyor ama yapacak bir şey yok. Radikalizm bitch diye geliyor yani. Cidden radikalizm bitch. Koşarak. Bunun dışında günlüğe bakalım, yeni yivleme açmamız isteniyor. Silah fabrikası inşa etmemiz isteniyor. Bu bölümü kısa tutacağım çünkü saat kaç? Bir arkadaşıma ev ziyaretine gideceğim. Kendisini 2 ay oldu eve çıkalı, hala ziyaret etmedik, ayıp oldu. Bir arkadaşıma ev ziyaretine gideceğim, o yüzden bu bölümü kısa tutuyorum. Kendinize iyi bakın, seviyorsunuz. Bir sonraki bölümde belki bir İngiltere savaşı. Bu iki toprak toprağı geri almak için belki bir Mısır'la bizim ne zaman bitiyor? Ateşkesimiz. Oo, ateşkesimizin bitmesine aylar kalmış. Mısır'ın fethini bir sonraki bölümde göreceğiz. Tamamıyla fethinden bahsediyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.